Bu dersimizde CData nedir ve nasıl kullanılır bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle XML içerisine giriş yaptığımızda, data girişi yaptığımızda dikkat ederseniz bazı karakterler bize sıkıntı yapmaktadır. Bunun dışında eğer XML içerisinde bir HTML'de yorumlandığında bir anlam ifade eden tagları kullanmaya çalıştığımızda yine XML içerisinde sıkıntı yaşamaya başlarız. Bunu hatta kullanamayabiliriz. Bu tip durumlar için istediğimiz yapıyı kullanabilmek için CData denilen bir yapı XML içerisinde bulunur. Ve bu yapı bize XML içerisindeki datalara girebilmek için ciddi esneklik sağlamaktadır. Örneğin bir PHP fonksiyonu kullanmak istediğimizde, örneğin bir PHP fonksiyonu XML içerisinde saklamak istiyoruz. Bu tip durumlarda fonksiyonun parantezleri, süslü parantezleri, büyüktür, küçüktür gibi koşullu ifadeler, switchler gibi işlemleri, yani XML içerisinde direkt olarak girmekte sıkıntı yaşayacağımız bilgileri girebilmek için CData'yı kullanmamız hem tek alternatifimiz hem de büyük bir avantaj sağlamaktadır. Öncelikle CData dediğimiz yapıyı direkt olarak elementin dışındaki bir yapıya, yani açılış elementi ile root elementi arasına yazamayız. Yani direkt yazmamız mümkün değil. Sadece bir elementin içerisine ve istediğimiz bir elementin içerisine yazmamız doğru bir davranış olacaktır. Örneğin ben bir örnek oluşturuyorum. Örneğin SCR isimli, yani script'in kısaltılmışını belirttiğim bir tag oluşturdum. Tekrar belirtelim. SCR'yi kapatalım. Şimdi bu yapının içerisine bir fonksiyon ve koşullu ifade tanımlamak istiyorum. Bunu yapabilmek için mutlaka CData'yı kullanmamız lazım. CData'nın genel standardı küçüktür ile başladıktan sonra soru işareti, ünlem işaretiyle devam edeceğiz. Bu işlemden sonra köşeli parantezler ve büyüktür ile bitireceğiz. Bu köşeli parantezler içerisine CData'dan sonra CData deyimi sabit ve standart yazım yeri de mutlaka doğru yere yazılmalıdır. Bu işlemden sonra noktalar koyduğum yere de bilgiyi yazarak devam edeceğiz. Yani CData'nın sintaksı ekranda gördüğümüz gibi küçüktür, ünlem işareti, köşeli parantezleri açacağız ve CData'yı yazdıktan sonra tekrar köşeli parantezler içerisine bilgilerimizi yazmaya başlayacağız. Bu sebeple Enter'la beyaz boşluklar oluşturarak içerisine istediğimizi yazabiliriz. Burada CData'nın en önemli durumu, CData içerisinde bulunan bütün bilgiler text olarak algılanır. Yani herhangi bir yapı olarak değil, text olarak algılanır. Sadece XML içerisinde text olarak algılanıyor olabilir ama siz bu bilgiyi bir yerden bir yere taşımak istediğiniz için zaten XML bunu düzgün taşıdığı sürece herhangi bir sorun olmaz. Siz XML'i kullandığınız yerde CData içerisindeki bilgiyi uygun bir şekilde kullanmanız mümkün. Örneğin bir fonksiyon oluşturuyorum. Bu fonksiyon içerisine string isimli bir parametre, hatta bunun bir ön tanımlamasını da yapıyorum. Bir koşullu ifade oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi direkt XML'in içerisinde script yazıyorum. A küçüktür ki küçüktür büyüktür işaretlerini kullanırken varlık başvurularını kullanmak zorundaydık. Burada hiç öyle bir şeye ihtiyacım yok. Direkt burada istediğim yapıyı kullanabiliyorum. Ya da JavaScript olarak kullanalım. Test 2. Herhangi bir şekilde bir fonksiyon oluşturdum. Yani farklı bir şekilde yapılar oluşturmak için ki buna bir HTML tagı da oluşturmamız mümkün olacaktır. Şimdi testimizi yapalım. Explorer içerisinde. Testimizi hemen görelim. Gördüğünüz gibi CData içerisindeki bütün bilgiler text olarak, yani standart metin olarak algılandıklarından dolayı herhangi bir karakter, özel karakterler herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Bunu sadece taşımaktır amaç ve istediğiniz yere taşıyabilirsiniz ki Flex programını kullandığınızda script tagı içerisine direkt olarak action script kodlarınızı yazabilirsiniz. Bu da aynı mantıktan yola çıkmıştır. CData içerisine istediğiniz veriyi yazabilirsiniz. Örneğin hemen farklı bir veri de yazmanız mümkün olacak. Örneğin bir table oluşturalım. Bu table'ın hemen HTML tagı olduğunu görebiliyoruz.
HTML tag'ı olması burada hiç önemli değil. Siz yazmak istediğiniz farklı yapıları da buraya gördüğünüz gibi rahatlıkla alabilirsiniz. Bu XML'i kullandığınız yerde artık table'ı bir HTML içerisinde ekrana verdiğiniz andan itibaren table'ın bir karşılığı olacağından dolayı siz aslında XML içerisinde farklı kodları da taşıma işlemini yapıp kullanmanız mümkün olacaktır. CData XML içerisinde esnekliği sağlayan en önemli yapılardan bir tanesidir. Son olarak XML içerisinde eğer açıklama satırı oluşturmak isterseniz mutlaka kullanacağımız bir standart var. Genelde tüm yapılar içerisinde açıklama satırları ekleyebilmeniz için belli kurallarımız var. Bu kurallarımız hemen gördüğünüz gibi ünlem ki HTML içerisinde kullandığımız açıklama satırıyla birebir aynıdır. XML içerisindeki açıklama satırlarını yine küçüktür. Ünlem işareti iki tane tire yani çizgi arasına tekrar kapatmak için de iki tane çizgiyi büyüktür işareti arasına yaptığımız bu satır açıklama satırıdır gibi işlemler yapmamız mümkün olacak. Yapı olarak kullanılmaz, sadece standart olarak bilgi amaçlı kullanılan satırlardır açıklama satırları. Uygulamanızın içerisinde gördüğümüz gibi açıklama satırını burada görebiliyoruz. Fakat yapısal olarak herhangi bir kullanımı olmayacaktır. Tabii siz programın içerisinde kullanırken bu açıklama satırlarını bile elde edebilirsiniz. Sonuçta bu da bir elementtir ama açıklama satırı elementi olarak nitelendirilir.